19 ülkeden gelen, Türkiye Cumhuriyetlerden, Orta Asya'dan gelen yörük kardeşlerimiz var, büyükelçilerimiz var, konsoloslar var. Ayrıca 59 Yörük Türkmen Derneği var Türkiye'den ve Yörük Türkmen Federasyonu var. Bunları gelecek nesillere yörüklerle ilgili bütün faaliyetlerimiz, göreneklerimize gelecek nesillere aktarmak üzere burada birlikteyiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, bu sene Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Şenliği'ne Mersin'deki federasyonlarımıza, derneklerimize beraber katıldık. Mersinli yörük kültürünün yoğun yaşandığı bir ilimiz. Kültürümüzün aslında mihenk taşı denilen yörüklerimizin, yörük kültürünün yaşadığı sorunlar, onların bu yaşadığı sorunlara dikkat çekmek adına, onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına da bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlenen festivalde yerimizi aldık. Yıl boyunca yaptığımız projelerle aslında yaşamış oldukları sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Aslında çözümler üretilirken, projeler yapılırken her bir proje onların yaşadığı bir sorunu çözmeye yönelik. Fakat bunu daha kitlesel boyutlara taşımak, daha kitlesel anlamda yaymak adına da bu tür festivallerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla bugün üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'ndeyiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Antalya, elleri görebilirim bu. Haydi bakalım, kaldır elleri. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Neyle bilerek, haydi kaldır elleri Antalya Orkestra. Döndüm daldan kopan kuru yaprak, gelenler içinde aguzum. Çevire bir gezdi dağlar meşeri. Thank you.
Öncelikle böyle güzel bir festivalda tüm Türkiye'deki yörükleri buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe teşekkür ediyorum. Biz buna benzer etkinlikleri kendi yöremizde Anamur ilçesinde ara ara yapmaktayız. Hatta bu yılki programımızı yaylalarda başlattık. Önümüzdeki dönemden itibaren bizim de Toroslar'da göçerlerimiz var. Yazın 6 ay ile 8 ay arası yaylada kalan hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Biz de bu etkinlikleri kendi ilçemizde, komşu yörüklerimizle beraber yapmayı planlıyoruz. Böyle etkinliklerle yörükler kültürlerini tanıtıyor. Geçmiş dönemdeki yaşantısındaki kültürel geleneklerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra daha da gelişerek bu yörük kültürünü tüm dünyaya yayacağız. Mersin'de yörük faaliyetleri ilgili faaliyet gösteren derneklerimiz ve dernek başkanlarımız burada. Ve burada şu anda yapmış olduğumuz bu etkinlik içerisinde, daha doğrusu yörük festivali içerisinde Mersin büyük şehrimizi ve Mersin'imizin büyük kültürünü her aşamada anlatmak üzere buradayız. Yapmış olduğumuz çadır ziyaretlerinde Mersin'i ve Mersin kültürünü, Mersin yörük kültürünü, Mersin'in ana öğrenini, geleneklerini buradaki diğer paydaşlarla birlikte paylaştık. Mersin'imizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vallahi çok mutluyuz. Çok güzel bir etkinlik. Geçen yıl da geldik biz. Sağ olsun Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer katkılarıyla onun sayesinde geldik. Vahap Seçer Başkanımıza ve bu etkinlikte tüm emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Yani geçen yıl geldim, çok mutlu olduğumuz için çok memnun kaldık. Dedik bu etkinliği kaçırmamamız lazım. Meral Seçer Hanım'ın katkılarıyla evet kooperatif olarak çok güzel şeyler hazırlamışlar. Kutluyorum onları. Evet emekçi kadınlar, becerikli kadınlar elini her zaman taşın altına koyduğu gibi becerilerini burada da göstermişler. Teşekkür ediyoruz. Ben geçen sene buradaydım. Çok beğenmiştim. Denk geldi tesadüf. Bu sene yine buradayım. Türkiye'deyim. Geziyorum ve Mersin ıstantını hiç unutmadım geçen senede. Çorbalık vardı. Evet. Karışık ve öteki de biz Kıbrıs'ta kavurga derdik. Kavrulmuş karışık buğday, bakla, karışık kuru yiyecekler. Çok güzeldi. Çorbayı pişirdim. Herkes çok beğendi. Lavanta, portakal ve bu da banan, muz herhalde. Evet. Ondan var. Onları deneyeceğiz bu senede. Ben Kıbrıs'a giderken eskiden hep Mersin'den geçerdik. Oradan cezerye alırdık. Çok severdik. Herkes çok seviyordu. Ben de Mersinliyim, Silifke'liyim. Memleketimiz standını görünce çok sevindim. Büyükşehirimiz güzel bir stand hazırlamış. İzmir'de yaşıyorum. Ürünlerimizi gördük. Silifke'mizde yetişen lavanta, ondan sonra muz kurusu. Yani cezeryemiz anlatılmakla bitmez yani memleketimizin güzelliği. Hem yörük kültürümüz, havamız, gerçekten memleketimiz bir başka. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standı güzel, ilgimi çekti. Bir öğretmen arkadaşım bu sene Mersin'e atandı. Onunla ilgili gezecek yerleri, göreceğim yerleri, nerelere gidebilirim, nerede ne yapabilirim, her şey hakkında önemli bilgiler elde ettim. İkramlarınız, hediyeleriniz çok güzel. Çok misafirperver ve güler yüzlü karşılıyorsunuz. Bu gayet bizi mutlu etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi çok güzel. Arkadaşlarınız çok sıcak, çok cana yakın. Güzel dostluklar edindim kendileriyle. Bu arada yaptığınız ürünler mükemmel. Çok güzel işler başarmışsınız. Başarınızın devamını dilerim. Mersin'i seviyoruz. Şu an proje yapıyoruz. 27 yıl alanda.
değil mi? Evet. Mesajımızı aldınız mı? Ben size sadece mesajınızı okudum. Ayrıca bir Oğuz Yazıma bizim Mersin genel Tarsus ilçemizi anlatıyor. Onun da 3 günde Mersin'in nasıl yazabilirim diye otobüs nereden yazabilirsiniz? Geliyor. Ben yaptım sabah. Geliyorlar.